Bodrum'un İslam Haneleri mahallesinde annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki kız çocuğunu otomobil çarptı. Annesinin gözler önünde ağır şekilde yaralanan çocuk Bodrum Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bugün akşamüstü saatlerinde Bodrum Turgut Reis Karayolu İslam Haneleri mevkisinde annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Hasret Güler adındaki 6 yaşındaki çocuğa sürücüsü henüz öğrenilemeyen 48AJ462 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kaldırıma fırlayan talihsiz çocuk başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle ağır şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Güler'i Bodrum Acıbadem Hastanesi'ne kaldırdı. Beyin kanaması geçirdiği sağ bacağında kırık ve iç organlarında kanama olduğu tespit edilen çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi alındı. Tedavi altına alınan Hasret Güler'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi. Soruşturma başlatan jandarma sürücü Hüseyin Öztürk'ü gözaltına aldı. Turgut Reis jandarma karakoluna götürülen Öztürk'ün ifadesinde anne ile çocuk yol kenarında bekliyordu. Ancak çocuk bir anda karşıya geçmek için yola fırladı. Korna çalıp fren yaptım. Ancak duramayıp çarptım. Her şey çok ani oldu. Üzgünüm dediği öğrenildi. Öztürk ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Süleyman abi. Ailesi Van'dan bir hafta önce Bodrum'a göç ettiği öğrenilen 1. sınıf öğrencisi Hasret Güler'in nakil evraklarının Zeyyat Mandalince İlkokulu'na teslim edildiği, ancak daha okuluna gidemeden kazada yaralandığı öğrenildi. Bugün yaşanan feci kaza geçtiğimiz yılın Aralık ayında okula giderken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Aslı Değirmen akıllara getirdi. Talihsiz olayın ardından mahalle sakinleri yolun her iki istikametini de kapatarak eylem yapmış ve karayolu üzerinde yeterli önlem alınmadığını ifade ederek tepki göstermişlerdi. Tepkilerin ardından bölgeye sinyalizasyon sistemi kurulmuştu.